Herkese merhabalar, ben Rabia. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Almanya'da ders denetimi, ders teftişi, Almanların ifadesiyle ders ziyareti, Unterricht besucht nasıl olmalıdır? Onun üzerinde konuşacağız. Keine Angst vor dem ersten Unterricht bezoğ. Bunu bir kitapta gördüm. Referandariyatlar için hazırlanmış bir kitaptı. Yani aday öğretmenler için. Öncelikle bu cümleyi moto olarak belirleyelim. İlk bezuhtan korkmayacağız. Rahat olacağız. İlkini atlattıktan sonra zaten diğerleri de kolay olacak. Videomu dört bölüme böldüm arkadaşlar. Bir bezuh zaten üç aşamada aslında incelenir. Bezuh'tan önceki süreç, hazırlık, bezuh sırası yani ders süreciniz ve dersten sonra müfettişle yaptığınız değerlendirme görüşmesi. Bölüm 1. Ziyaretten birkaç hafta öncesi yapılması gerekenler. Bezuh Termin Ferenbahn'ın bir randevu günü ziyaretin yapılacağı ders saati ve günü belirleyin. Bunu yaparken okul müdürüne, varsa mentorunuza ve ders denetimi için düşündüğünüz sınıfın sınıf öğretmenine de bilgi verin, onlarla birlikte karar verin. Eğer tek başınıza bir tarih belirlerseniz ve müfettişi çağırırsanız, ola ki o tarihte sınıfın gezisi olabilir, spor müsabakası olabilir, herhangi bir başka etkinlik olabilir, staja gidebilirler. O yüzden termin belirlerken bu üçlü sac göre belirleyeceksiniz. Ondan sonra müfettişinizi davet edeceksiniz. Nah besprechungsraum reservieren. Bu yine çok önemli bir nokta. İlf projesi kapsamında çalışırken İlk bezuhu alan arkadaşımız cesaretli bir arkadaş da cesaret gösterip ilk bezuhu aldı. Tabii ki biz hiç bilmiyoruz Almanya'da bu işler nasıl yürür. Hepimiz başka ülkelerden gelmiş öğretmenleriz. Arkadaş demişti hocalarım aklınızda olsun bezuhtan sonra biz dersimizi değerlendirmek için bir oda gerekiyor. Öncesinde bir oda ayarlayın demişti sağ olsun. Ve biz de böylelikle öğrenmiştik. Bunu birkaç hafta öncesinden düşünün. Bir oda belirleyin ve bütün arkadaşlarınıza bilgi verin. O saatte şu tarihte bu oda dolu şeklinde. Yine ders ve zuhunuzdan birkaç hafta önce işleyeceğiniz temayı belirleyin, konuyu belirleyin. Çok uzun olmasın, çok detaylı ayrıntılı olmasın ve öğrencilerin ön bilgisi olan bir konu olsun. Yepyeni bir konuya geçmenizi tavsiye etmem. Daha önce başlanmış bir konunun başka bir aşaması, bir ayrıntısı ve yine sizin de vakıf olduğunuz bir konu olsun. Hele ki ders denetiminiz ciddi bir şeyse, o denetimden sonraki durumunuza göre size kadro verilecekse, yepyeni bir tema seçmenizi, kendinizi riske atmanızı tavsiye etmem. Aynı klası verin. Bunu yine zaten termini belirlemeden önce düşüneceksiniz. Hangi sınıfta yapabilirim? kendinizi iyi hissettiğiniz, sınıfla böyle güzel bir elektrik yakaladığınız, rahat ders yaptığınız, disiplin problemi evet olur, kaçınılmaz bu. Ama çok fazla disiplin problemi olmayan bir sınıf belirleyin. Sonra sınıf öğretmenine sorun, bir tarih belirleyin, müdürünüze de sorup ondan sonra müfettişe bilgi verirsiniz. Yine metot ya da metotlarınızı belirleyin. Seçeceğiniz metot öğrenci merkezli olmalı. Bu çok önemli. Türkiye'de hep konuşup uygulayamadığımız ve daha önce denediğiniz, çocukların da bildiği, sizin de bildiğiniz bir metot olsun. Örneğin ben geçen yıl tarih bezuhumda rolün pil yaptırmıştım. Her öğrenciye bir rol verdim. Yaka kartları taktım. Oturacakları masalara böyle isimlerini koydum. Bir nevi bir toplantı yaptılar 1800'lü yıllarda. Tamamen öğrencinin aktif olduğu bir yöntemde bir metottu. Bu şekilde bir metot belirleyin. Unterist Entwurf Schreiben. Unterist Entwurf arkadaşlar eğer ciddi bir eğitim ya da ciddi bir kadro ile çalışıyorsanız, eğitim alıyorsanız referandariyat gibi, obas gibi Entwurf'unuz 10-15 sayfa olmak zorunda. Çalıştığınız statüye, aldığınız eğitime göre değişir. Ama sözleşmeli falan çalışıyorsanız 1-2 sayfa yeterli. Bu Entwurf'un içinde en önemlisi günlük ders planı dediğimiz plana benzeyen Ferlaus planı olmak yapması gerekiyor. Metodumuzu, işleyeceğimiz konuyu ve sınıfımızı belirledikten sonra fellows planımızı yazıyoruz. Birkaç gün kala da müfettişimize gönderiyoruz. Bölüm 2. Ziyaretten birkaç gün önce yapılması gerekenler. Daha doğrusu daha önce yaptıklarımızı tekrar gözden geçirdiğimiz süreç. Unteris materyal for Tabii ki bunu öncesinden, birkaç hafta öncesinden de hazırlayabilirsiniz. Ama son birkaç gün tekrar bakın. Renkli keçeli kalemler getirebilirsiniz. Kullanacağınız teknolojik gereçleri tekrar bir kontrol edin. Projeksiyon mu kullanacaksınız, akıllı tahta mı, iPad mi, laptop mu? Kabloları çalışıyor mu? Görüntü normal mi? Tekrar onları bir kontrol etmenizi öneririm. Örneğin resim dersi denetimim öncesi boya kalemlerini renklerine göre bu şekilde kavanozlara yerleştirmiştim. Müfettiş bunu not tutmuş ve sonra çok beğendiğini söylemişti. Materyal hazırlığı ile ilgili birkaç öneri daha. Çalışma kağıtlarınızın fotokopilerini son güne bırakmayın. Birkaç gün öncesinde kişi sayısına göre çekin. Renkli kağıtlar, kartonlar, afişler, lamine edilmiş kartlar hazırlayabilirsiniz. Almanya'da öğretmenlik yapacaksanız bir Lamine makinesi almanızı tavsiye ederim. Okullarda genelde oluyor ama olmaya da bilir. Biz bunu 12 euro'ya mı ne aldık. Eşim de öğretmen olunca ikimiz de kullanıyoruz. Bu şekilde mesela görev kartları hazırlıyorum ya da yaka kartı hazırlayabiliyorum. Her öğrenci yakasına bunu takıyor. Bir parça iple kurdeleyle takabiliyorsunuz. Delgeçle deliyorsunuz. Evde yaptığınız bu hazırlıklar müfettişin gözünde, müdürünüzün gözünde çok olumlu bir izlenim bırakacaktır. Bölüm 3. Ziyaret sırasında dikkat etmeniz gerekenler. Tüm hazırlıkları yaptınız, müfettiş geldi. Ona bir yer gösterin. Tanıtın öğrencilere. Bugün bir misafirimiz var. Hoş geldiniz deyip kim olduğunu söyleyin ve şu kriterlere göre değerlendirileceksiniz. Onlara dikkat edin. 1. Gute Struktur. İyi planlanmış bir ders akışı. Bunları Almanya'da öğretmenliğe başladıysanız biliyor olmanız lazım. Bilmeden de başlamayın. Lehrkraft programımı ziyaret edersiniz. Özel kurumların yaptığı öğretmenler için eğitim, Almanca dersi gibi şeyler var. Onları mı ziyaret edersiniz? Kendiniz internetten araştırıp mı öğrenirsiniz? Bir ders planı nasıl olmalı onu bilmeden öğretmenliğe başlamanızı tavsiye etmem. Einstein fazı, giriş bölümü, Erarbeitung fazı, çalışma bölümü, gelişme bölümü de diyebiliriz. Yani dersin asıl işlem bölüm metodunuzu uyguladığınız bölüm, öğrencilerin aktif bir şekilde çalışma kağıtlarından çalıştığı sunum yaptığı tartıştığı vesaire hangi metodu uygulayacaksınız, asıl dersi işlediğiniz bölüm. Zisherons bir nevi işte tekrar özet bölümü gibi bölümler var. Üç ana bölüm bu tabii ki ayrıntıları da var. Bunlara göre dersinizi sıralamanız gerekiyor. Yine puanlarken dikkat ettikleri başka bir kriter transparans diyorlar şeffaflık. Şeffaf bir şekilde dersin başında o derste neler yapacağınızı dersin amacını uygulanacak metotları öğrencilere net bir şekilde açıklayın ellerine kağıt verebilirsiniz projeksiyonunuz varsa yansıtabilirsiniz ben mesela bu şekilde bir kartona ferlas plan yapmıştım aşama aşamada şimdi buradayız şimdi buradayız şeklinde de göstermiştim başka bir nokta başka bir kriter diferansiyon diferansiyon öğrencilerin Akademik seviyelerinin farklı olması, sınıfın heterojen olması demek diyebiliriz. Öğrencilerinizin akademik seviyelerine, anlama seviyelerine göre farklı zorluklarda çalışma kağıdı hazırlayın. Ben normal dersimde de mutlaka ek kağıt getiriyorum ama bezuh varsa 3 ayrı kağıt yapıyorum. Zor, orta, kolay şeklinde. Bu şekilde yıldızlar koyuyorum bu mesela orta öğrenciler için. Tek yıldız kolay, zayıf öğrenciler için, iki yıldız orta öğrencilerim için, 3 yıldız da çalışmayı hızlı bitiren çocuklar için. Diferansiyon çok önemli çünkü çalışmasını hızlı bitiren çocuk sıkılır ve disiplin problemi oluşturabilir. Yine akademik seviyesi diğerlerine göre zayıf olan, yavaş olan çocukta disiplin problemi oluşturabilir. Eğer çalışma kağıdındaki soruları verilen görevi yapamazsa, zorlanırsa, bu nedenle hem daha düşük seviye öğrenciler için hem de daha üst seviye öğrenciler için ayrı ayrı kağıt hazırlamak çok önemli. Başka bir nokta, site management, zamanı iyi kullanma. Çok fazla konu anlatmaya çalışmayın. Biz Türkiye'den maalesef böyle öğrendiğimiz için Türkiye'den kalma alışkanlık saz elimize alıp şunu da anlatayım bunu da anlatayım bunu da anlatayım gibi bir yanılgıya düşebiliyoruz. Konu kısa bir şey de olabilir. Önemli olan çocukların ne kadar süre o konu ile meşgul oldukları. Almanya'da dikkat ettikleri tarz bu. Benim tekstil ve kons bir zuhumda ikisinde de hem müdürün hem müfettişin söylediği çok olumlu bulduğu şeylerden biri. Ruh içtin, çok işte panik değildin, çok rahattın. Hektiş 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 yapmadın dedi mesela müdür. Çok beğendim dedi. Öğretmen olduğun çok belli. Zamanı çok iyi kullandın ama her şeyi de yetiştirdin demiştim. Çocuklara böyle panik yaptırmıyoruz. in haltlişe ait. İçerik net olacak. Az olabilir konunuz demin de söylediğim gibi çok yoğun bir şey olmak zorunda değil. Açık, net, anlaşılır ve çocuklar onu anlayacaklar. Evet bazı öğrenciler zorlanabilir, anlamayabilir, alıştırmaları yapamayabilir ama ne yapması gerektiğini, dersin içeriğinin ne olduğunu anlaması gerekiyor. Bölüm 4. Ziyaret sonrası yapılması gerekenler. Dersiniz bitti. Son birkaç dakika çocuklara Toplanması gerekiyorsa sınıfı toparlatın, afroimin yapın. Verecekseniz ödev verin, zorunlu değil. Haftaya şunu işleyeceğiz, hoşçakalın dediniz, bitirdiniz. Sonra müfettişinizi alıyorsunuz, bir odaya gidiyorsunuz. Yine bunu ilk sürecinde benden önce tecrübe eden bir arkadaşımızdan öğrendik. Bilmiyordum bunu. Dersinizi değerlendirmenizi bekliyorlar, buna hazırlıklı olun. Ne amaçladın? Hangi amaçlara ulaştın? Hangilerine ulaşamadın? Hangi noktalarda zorlandın gibi önce bize soruyor müfettiş. Bu şekilde bir hazırlık yapın. Dersinizi kendiniz değerlendirin. Sonra müfettiş sizin dersinizi değerlendirecek. O bir şeyler söyleyecek. Önce olumluları söyler. Üslup olarak öyle yapıyorlar. Ben dört bir geçirdim. İki tarih, ikisi de kuns. Kunsun biri tekstil geçti Hatun'ta ama ikisi de künsterişe beli belaş geçiyor. Bir tekstil, bir kuns. Dört başarılı bir geçirdim. Bunlar da yüzde 95 oranında olumlu. Bir iki tane de olumsuz şey söylemişlerdi. Müfettişin söylediği şeyleri mutlaka not tutun. Mümkünse soru sorun. İlgili olduğunuzu, kendinizi düzeltmeye çalıştığınızı görsün. Bu görüşmede bittikten sonra müfettişinizi yolcu ediyorsunuz ve ders denetiminiz sona eriyor. Deneyimleriniz varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Videomu beğenirseniz ve abone olursanız çok mutlu olurum. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.